Evet çocuklar, şimdi bölünebilme kurallarıyla devam edeceğiz. Peki acaba bölünebilme kuralları nelerdir? Şimdi tam olarak ne olması lazım? Örneğin 2 ile bölünebilme kuralı. 2 ile tam olarak bölünebilmesi için, yani kalansız bölünebilmesi için bazı kurallarımız var. Birler basamağında çift rakamlar olmalıdır. Tamam mıdır? Yani çift olan rakamlar hangileridir? 0, 2, 4, 6, 8. Bunlar nedir? Çift rakamlar. Eğer bu rakamlardan birisi varsa diyoruz ki bu sayı 2'ye kalansız bölünür. Çift sayılar 2'ye kalansız bölünür diyoruz. Peki örneğimize baktık. Bu sayılardan hangileri 2'ye kalansız bölünür? Ne olması lazım? Çift sayı olması lazım değil mi? 8 nedir? Çift sayıdır çocuklar. 11 çift midir? Hayır. Tek sayılar neydi? Birler basamağında 1, 3, 5, 7 olan sayılar tek sayılardı. Bu tektir. Bu çift. 24. Bakın birler basamağında 4 var. Çift bir sayıdır. Baktım 37 değil. O zaman 2 ile bölünemez. 42 ne de? Çifttir değil mi çocuklar? 50 çifttir. Bakın birler basamağında 0 var. 59 çift değildir. 118. Bakın birler basamağında 8 var. Çifttir. 374. Birler basamağında 4 var. Çifttir. 581 değil. 1996. Bakın birler basamağında 6 var. O zaman çifttir. 2048 de çıktı. Kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sayımız 2'ye kalansız bölünür. Evet, bu kadar. 2 ile bölünebilmesi için birler basamağının çift olması gerekiyor. Peki 8, 3, A, 3 basamaklı sayı olmak üzere. Bu sayı 2 ile kalansız bölünebilmektedir diyor. A yerine yazılabilecek rakamlar nelerdir? A yerine yazılabilecek rakamlar. Biz ne dedik? 2 ile bölünebilmesi için çift olmalıdır sayı. Çift olacağına göre A yerine 0 gelir. 2 gelir. Ben çift sayıları yazıyorum. Çift rakamları yazıyorum buraya. 0, 2, 4, 6, 8. Bunlardan biri gelmelidir. Evet, sadece 2 ile bölünebilmeyi sorduğu için ileride işlerimiz daha çok karışacak tabii ki. Peki 3 ile bölünebilme kuralına geçelim. Belli başlı kurallarımız var arkadaşlar. 2 ile bölünebilme kuralını gördük. Şimdi de 3 ile bölünebilmeye geçtik. Basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 3'ün katı olan sayılar 3'e kalansız bölünür. Bir örneğimiz var. Bu sayılar 3 ile kalansız bölünebilir mi bulunur? Şimdi 3 ile kalansız bölünebilmesi için ne dedik? Bakın rakamlarının toplamı 3 veya 3'ün katı olmalı ki 3 ile bölünebilsin. O zaman ben 324 sayısına bakarsam 3 ile kalansız bölünebilir mi acaba? Rakamlarını toplayacağım. 3 artı 2 artı 4. Topladığım zaman ne gelir? 5, 4 daha 9. 9 nedir çocuklar? 3'ün katı mıdır? 3'ün katı olduğu için ne diyorum ben? 3 ile kalansız bölünür diyorum. Neden? Çünkü 3'ün katıdır. Peki. Şurası da güzel yazılmadı. Evet, 3'ün katı. 1576 sayısı 3 ile bölünür mü? Ne yapacağım? Aynı mantık. 1576 3 ile bölünebilmesi için rakamlarını toplamam gerek. 1 artı 5 artı 7 artı 6. Hemen topluyorum bakın. Topladığım zaman 1 artı 5, 6, 7 daha 13, 6 daha nedir? 10, 19'dur değil mi? O da 3'ün katı mı bu? Hayır. 3'ün katı olmayacağı için kalansız bölünemez. 3'ün katı değil. O zaman ne diyorum? Bu 3 ile bölünebilir mi? Hayır. 3 ile kalansız bölünemez. Üç ile kalansız bölünemez. Tamam mıdır? O zaman sadece hangi sayı bölünürmüş? 324 sayısı 3 ile kalansız bölünür diyoruz. Sadece bu. Geçtik. Biraz daha kalınlığı arttırayım. A4, 7 sayısı 3 basamaklı sayıdır. Bu sayı 3 ile kalansız bölündüğüne göre A yerine yazılabilecek rakamları bulunuz diyor. 3 ile kalansız bölünür diyor. Evet, zaten benim belli başlı kuralım var.
2 ile bölünebilmeyi gördük. 3 ile bölünebilmede ne yapıyorduk? 3 ile bölünebilmede rakamları toplamına bakacaktık. A, 4, 7, 3 basamaklı bir sayıymış. Bu sayı 3 ile kalansız bölündüğüne göre. Şimdi 3 ile kalansız bölündüğüne göre ne yapacağım? Rakamlarını toplamam gerekiyor değil mi çocuklar? A artı 4 artı 7. Bunların toplamının olması lazım. 3'ün katı. 4 ile 7'yi topladım. 11. 11 artı A sayısı. Tamam mıdır? Şimdi bu 11 artı A'nın 3 ile bölünebilmesi için diye. Baktım. A yerine acaba ne yazmalıyım? Şimdi 0 yazarsam 11 ile 0 topladığım zaman 3'ün katı olur mu? Hayır değil mi? 3'ün katında 11'e ne eklemeliyim ki 3'ün katı olsun? 12 var. Değil mi çocuklar? 3 çarpı 4'ten 12. O zaman A yerine 1 yazabilir miyim ben? 1 yazarım. Bakın kısa yolunu göstereceğim şimdi size. 3 ile bir kalansız bölünecek ya. Bunu 3 arttırırsam yani 3 eklersem ne derim? Tekrar yani bu eklediğim sayıyla da 3 ile bölünmüş olacak. 1'e 3 ekledim 4. O zaman 11 ile 4'ü topla. 15 bakın 3 ile bölünüyor. Değil mi? 4'e 3 arttırırsam 7 olur. Baktım. 11'e 7 eklersem 18. 3 ile bölünür. Yani bu işin şurada mantığı nedir? Orayı anladınız mı? 3 ile kalansız bölüneceğine göre ben birinci sayımı buldum. Dedim ki 1 eklersem de 3 ile kalansız bölünür dedim. Sonra ne yapacağım? Buna 3 ekledim kısa yoldan bulmak için. 3 eklersem demek ki A yerine 4 koyduğum zaman da bu sayı ne olacak? 3 ile kalansız bölünecek. 7 eklersem de aynısı 3 ile kalansız bölünmüş olacak diyorum. Ve başka bir şey olur mu? 7'yi 3 eklerseniz bakın 10 olur. A yerine 10 gelebilir mi? A yerine gelebilecek rakam diyor. Rakam neydi çocuklar? Rakamlar sıfırdan kaça kadar olan sayılar? Sıfırdan 9'a kadar olması lazım. Tamam mı da? Sıfırdan 9'a kadar olacağına göre ben buraya 10 yazamam. Yani kaç tane sayı o zaman sağlamış oldum? 3 tane değer verebilirim. Baktım. Evet 6 ile bölünebilme kuralımıza geçtik. Şimdi 6 ile bölünebilme kuralımız nedir acaba? 6 ile bölünebilmesi için bir kere hem 2 hem de 3 ile tam bölünebilmeli. Değil mi? 2 çarpı 3 6 eder. Hem 2 ile bölünecek hem de 3 ile bölünebilmeli bu sayılar. O zaman 6'ya bölünür diyoruz. 2 ve 3 ile bölünebilme kuralını zaten sizlerle görmüştüm. Şimdi bir örneğim var. 546 sayısı 6 ile kalansız bölünebilme bulunur. Şimdi 546 sayısına baktık. 6 ile kalansız bölünebilme kuralı neydi? Hem çift olacak bu sayı. Yani hem 2 ile bölünecek. Hem de ne olması lazım? 3 ile bölünebilmeli. Bu ikisini de sağlamalı. Bakıyorum. Birler basamağının çift olması gerekiyor 2 ile bölünebilmesi için. Çift midir? Evet. O zaman 2 ile bölünür. Peki 3 ile bölünebilmesi için ne olması gerekiyor? 3 ile bölünebilmesi için rakamlarını toplamam lazım. Topladığım zaman 5 artı 4 artı 6. Toplamı, rakamların toplamı 3'ün katı mıdır? Baktım. 5 ile 4'ü topladım. 9, 6 daha ne yapar? 15. 15 nedir çocuklar? 3'ün katı mıdır? Değil mi? 3'ün katı olduğuna göre bu. O zaman ne diyeceğim? 3 ile kalansız bölünür. Demek ki bu 2 ve 3 ile bölündüğüne göre 6 ile de kalansız bölünür diyoruz. Evet, 6 ile kalansız bölünür. Tamam mıdır? 6 ile kalansız bölünür bu sayımız. Geçtik. 2354 sayısı 6 ile kalansız bölünür mü? Baktım. Birler basamağı nedir? Çift midir? Yani 2 ile bölünür. 2 ile bölünür kalansız. Peki. 3 ile de bölünmesi gerekiyordu çocuklar. Rakamlarını toplayalım. 2 3, 5 ve 4. Topladığım zaman ne olur? 2 ile 3 topla 5, 5 daha 10, 4 daha 14. Baktım. Bu 3'ün katı mı? Hayır değil mi? O zaman bu sayı ne diyorum? Bu 3'ün katı olmadığına göre. 3'ün katı değil. O zaman 6 ile kalansız bölünemez. 3'ün katı değil. 6 ile o zaman ne diyoruz?
Falansız bölünemez. Tamam mıdır? 4 ile bölünebilme kuralına geldik. Bakın 2'yi gördük. 2 ile bölünebilme kuralını gördük. Çift olması gereken birlerde sumanın. 3 ile bölünebilme kuralını gördük. Ne olacak? Rakamları toplamına bakacağım. 3'ün katı mı diye. Sonra neyi gördük çocuklar? 6 ile bölünebilme kuralını gördük. 2 ve 3'e bölünebilmelidir. Bakın ikisine de sadece birine bölünmesi yeterli değildi. Tamam mı da? Sadece birine bölünürse olmaz. Sadece 2'ye bölünürse bu sayı 6'ya bölünür mü? Olmaz. 2 ve 3'e aynı anda bölünebilmelidir. Bunu gördük. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralımız, 4. kuralımız. Hemen bakalım. 4 ile bölünebilme kuralı nedir acaba? Bir sayının son iki basamağındaki sayı 4 ile kalansız bölünüyorsa, o sayı 4 ile kalansız bölünür. Bakın son iki basamağı benim için önemliymiş burada da. 4 ile bölünebilme kuralında son iki basamağa bakıyoruz. 4'ün katı olmalıdır. Ya da ben şuraya diğer notunu da yazacağım. Ya da son iki basamağı ne olmalıdır? Çift sıfır oluyorsa ne diyeceğim? 4 ile kalansız bölünür. Peki sorumuza bakalım. Bu sayılardan hangileri 4'e kalansız bölünür diyor. Baktım benim için son iki basamak önemliydi değil mi çocuklar? Hemen şöyle son iki basamaklarını işaretleyelim. 12 sayısı 4 ile kalansız bölünür mü? Bölünür. Değil mi? 12 4'ün katı. 24 sayısı 4'ün katı. Evet. 4 kere 6 24. Son iki basamağa baktım. 30 4'ün katı mıdır? Hayır değil mi? O zaman bu gitti. 25 4'ün katı mı? Hayır değil mi? 48 4'ün katı mı? Evet. 4 çarpı 12'den ne olur? 48 olur. O zaman bu da bölünüyor. Yani hangileri o zaman 4 ile kalansız bölünüyormuş? 2512, 624 ve 4548 sayıları 4 ile kalansız bölünür. 4 basamaklı 5, 7, A, 6 sayısı 4 ile kalansız bölünebildiğine göre A yerine yazılabilecek rakamları bulun. Rakamlar 0'dan 9'a kadar yazmam gerekiyor. Tamam mıdır? 0, 1, bundan 9'a kadar seçeceğim rakamlardan bazıları sağlayacak. Tamam. Peki 4 ile bölünebilmesi için ben hangi basamaklara bakıyorum? Son iki basamak benim için önemli. O zaman ne olacak? 4'ün katı olmalı değil mi çocuklar? 4'ün katı olabilmesi için ben A yerine ne yazarsam bu son iki basamak 4'ün katı olur. 4 çarpı 1 4, 4 çarpı 2 basamaklı arıyorum değil mi? 4 çarpı 3 12, 4 çarpı 4 16'dır bakın. A yerine o zaman ben ne yazarım? 1 yazarım. Sonra 4 ile kalansız bölünecek diyor bana son iki basamak. Ben hani 3 ile bölünebilme kuralında ne yapmıştım? 3'er arttırmıştım. Bunda da 4 arttırayım. Ne yapacağım? 1'e 4 ekleyeceğim 5. Demek ki A yerine 5 yazarsam ne olacak? Şimdi 16 sayısı 4 ile bölünüyordu falan 1 yazdığım zaman. 5 yazdığım yerine 56 sayısı ne olacak? Demek ki 56 sayısı 4'e kalansız bölünür. 5'e 4 ekledim. Değil mi? 4 ile kalansız bölünebilmesi için arıyorum ya 9. A yerine 9 yazarsam bu sayı 96 oldu. O zaman ne diyorum? Demek ki 96 sayısı da 4 ile kalansız bölünür. Başka ekleyebilir miyim? 9'a 4 eklersem 13 olur. 13 yazar mıyım ben? A yerine rakam yazmam gerekiyordu. 0'dan 9'a kadar yazmam gerekiyor. O zaman olmaz. Yani ne yazmam lazım? 3 tane rakam buldum. Hangileri? 1, 5 ve 9 yazmam gerekiyor. 5 ile bölünebilme kuralına geldik. Bayağı kuralımız varmış değil mi? Aslında hepsi çok kolay. Yani mantık olarak düşünebiliriz. 2 ile bölünebilmede çift olacak birler basama. 3 ile bölünebilmede rakamlar toplamı 3 veya 3'ün katı olması lazım. 6 ile bölünebilmeye göre 2'ye 3'e aynı anda bölünmesi lazım. Değil mi? 4 ile bölünebilmeyi gördük. Son iki basamağı 2, 0 ya da 4'ün katı olması gerekiyor. Şimdi 5 ile bölünebilmeye bakalım. 5 ile bölünebilme çok kolay. Bir sayının birler basamağında 0 veya 5 varsa direkt 5 ile kalansız bölünebilir diye yapıştırıyorum. Bu sayılardan hangileri 5 ile kalansız bölünür? Şimdi birincisi için baktım. 45 birler basamağında 5 var. O zaman hocam 5'e bölünür diyeceksiniz. 52 birler basamağında 2 var gitti. Birler basamağında 0 veya 5 olmalıdır. 64 birler basamağında 4 var gitti bölünmez. 80. Birler basamağında ne var? 0 var. Bölünür.
125 birler basamağında 5 var, bölünür. 226 birler basamağında 6 var, gitti. 320 birler basamağında 0 var, bölünür değil mi çocuklar? O zaman kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4 tane vardır. 4 basamaklı 8, 7, 3 A sayısı hem 5 hem de 2 ile kalansız bölünebildiğine göre A yerine yazılabilecek rakamı bulunuz diyor. Evet, şimdi dikkat edelim. Bakın, ikisini içinde söylemiş. Hem 5'e hem de 2'ye bölünüyor diyor. Bu sorularda dikkat etmemiz gerekiyor, değil mi? İki koşulu da sağlatmalıyız biz. Hangisi öncelikle bakalım? Kesin olarak olmalı. Hem 5 hem de 2 ile kalansız bölündüğüne göre diyor ya çocuklar. Öncelikle neyi arayacağım ben? 5 ile bölünebilmesi için birler basamağında 0 veya 5 olması gerekmiyor mu? Bakın. Buradan olaya başladım. Değil mi? Buradan başlamam gerekiyor. 0 veya 5 olmalıdır. 2 ile de bölünmesini istiyorum ben. Şimdi buraya 5 yazarsam 2 ile bölünür mü? Bu iki koşulu da sağlatacağım için bu iki rakamdan biri olmalıdır. Tamam mıdır? Şimdi 2 ile de bölüneceğine göre 2 ile de bölüneceği için A ne olmalıdır çocuklar? A yerine yazacağım rakam çift olmalıdır. Neden? Birler basamağı çift olmalıydı. 2 ile bölünebilme kuralında. O zaman A yerine ne yazmalıyım ben? 0. A kesinlikle ne olmalıdır? 0 rakam olmalıdır. Hem 5 ile bölünüyor hem de 2 ile kalansız bölünüyor. Evet, 9 ile bölünebilme kuralı. Bakın, 3 ile bölünebilme kuralına benziyor. Burada da rakamların toplamına bakacağız. Bir doğal sayının rakamlarının sayı değeri. Sayı değeri nedir? Sayıların kendisine direkt toplayacağım. Sayı değerleri toplamı 9 ile kalansız bölünüyorsa bu sayı 9 ile kalansız bölünebilir. Yani rakamları toplam beni ilgilendiriyor. 3 ile bölünebilmede olduğu gibi. 8, 7, 3 sayısı 9 ile kalansız bölünebilir mi? Şimdi rakamlarını toplamak istiyorum. Neden? Çünkü 9 ile bölünebilme kuralındayım ve rakamları toplamına bakmam lazım. Rakamlarını topladım. 8 50'yi topla 15. 3 daha 18. 9 ile bölünür mü? Evet. Neden? 9 çarpı 2 18'dir. Bakın, 9'un katı. 9 çarpı 2 18 olduğu için ne diyorum ben? 18 9'a tam bölüneceği için 9 ile kalansız bölünür bu sayı. Yani 8 873 sayısı 9 ile kalansız bölünür. Dokuz ile kalansız bölünür diyoruz. Tamam mıdır? Bu kadar. 2578 sayısı 9 ile kalansız bölünür mü çocuklar? Ne yapacağım? Hemen rakamlarını toplamam gerekiyor. 2, 5, 7 ve 8. Rakamlarını toplayacağım. Topladığım zaman 2, 5 daha 7, 7 daha 14, 8 daha 22 gelir. E peki 22, 9 22'nin katı mı? Yani 22 9'a bölünür mü? Hayır. 22 sayısı 9'a bölünmediği için 9 ile bu sayı kalansız bölünemez. Tamam mı? 9 ile kalansız bölünemez. Dokuz ile kalansız bölünemez. 10 ile bölünebilme. Geldik en kolay bölünebilmeye. Evet. 10 ile kalansız bölünebilmesi için birler basamağı sadece 0 olmalıdır. Birler basamağı 0'ı görüyorsam ne diyeceğim? Bu sayı 10 ile bölünür. Örneğimiz var. Hangileri? 9 ile kalansız bölünür. 75 9 ile kalansız, hayır, pardon, 10 ile kalansız bölünür mü? Hayır. Değil mi? Birler basamağı 0 olması gerekiyor. 90 sayısı. Birler basamağında 0 var. 10 ile kalansız bölünür. 120. Birler basamağında 0 var. 10 ile kalansız bölünür. 272 bölünmez değil mi? Birler basamağında 0 olmalıdır. 490 bölünür. Ve 800 ile bölünür. 1, 2, 3, 4 tane sayımız 10 ile kalansız.